Evet, Duran Eren bir cinayete mi kurban gitti, yoksa bir ihmal sonucu mu hayatını kaybetti, yoksa aslında doğal bir ölüm müydü bütün bu yaşananlar? Ama çok şüphe var. Çünkü doktor raporu da ortada, o da bir şüphelenmiş. Hepsini aktaracağız sizlere ama şimdi siz diyorsunuz ki Doğan Bey, Pervin Hanım ve Ufuk, işte bunu yaptıysa Yadigar Hanım yapmıştır. Ve de Mehmet Bey yapmıştır. Çünkü vücudundaki darp izleri, daha doğrusu bazı işte vücudundaki hasarlar bize onu gösteriyor dediniz. Dün orada yayın yaptık. Geleceğiz, onlarla hesaplaşacağız. Öyle bir şey asla yok. Biz sonuna kadar çok iyi baktık ama aslında onlar babalarına sahip çıkmadılar. Biz sahip çıktık diyorlar. Bir yolculuklarını görelim karı kocanın. Yolda bayağı bir size geleceğiz, hesaplaşacağız diye. Çok dolu dolu gelmişler. İzleyelim hemen lütfen. Buyursunlar. Belgelerimi aldım. Hanımımı da aldım. Geliyorum Show TV. Didem Hanım. Didem Hanım, geliyoruz. Didem Hanım. Geliyorum yanına. Senin ismine geliyoruz. Senin için geliyorum Didem Hanım. İki çocuğumu daha da evimde, daha evinde bıraktım. Tek geliyorum. Tek başına bıraktık. Geliyorum. Çok eminler. Asla biz böyle bir şey yapmadık. Biz çok iyi o zaman baktık. Açıklayacaklar. O darbeler nasıl meydana gelmiş açıklayacaklar. Didem Hanım, biz Mehmet Nazif'ten zaten bunu yaptı mi diye bir şey demiyoruz. Evet. Bunu yapan Yadigar. Ha, siz kardeşimiz. Mehmet de bunu, hayır, kardeşimiz darp Mehmet etti de bunu demiyoruz. Sürükleyerek oraya götüren kişi. Ha, darp İkisi. Eden kişi Yadigar. Darp edip o halde bırakan kişi Yadigar. Şimdi buradalar, karı koca buradalar. Buyursunlar. Mersin'den geldiler. Biri kardeşiniz, biri yengeniz ama gelinden şüpheleniyorsunuz daha çok. Yadigar Hanım, gelir misiniz? Mehmet Bey, buyurun. İlk kez İstanbul'a gelmişler. Hem İstanbul heyecanı hem yayın heyecanı var. Ne güzel işte. Selamlar, hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar. Aleyküm selam, sağ olun. Buyurun, Allah çok teşekkür ederim. Allah hepimizi iftiraya uğratmasın. Tabii, buyurun. Amin. Şöyle geçin bakalım. Bir iftirayla karşı karşıyayım diyorsunuz. İftirayla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayım ben. İftirayız. Yaşamadım bunlardan. Ben öyle bir şey. 55 yaşına girdim. Hepsi iftira. Hepsi. Hocam. Yaşamadım. Zaten kardeşleriniz sizi şey suçlamıyorlar. O hele dut, ya bakacağız, da. Bakacağız. Ne ben oldu? Ne biz oldu? Konuşacak. Burada ondan sonra sen abi, konuş. Hindiya'da dinledim. Biz sana abi diyoruz, abi, büyük olarak. Yine abisin. Biz konuşak Didem Hanım. Konuşmazsak o da benim o konuşsun. Tamam. Sadece o konuşsun. Bugün belgelerde her şey benim elimde. Evet. Sizin getirdiğiniz görüntüler de benim canım elimde. Canım nasılsın, iyi misin? Sağ ol, çok teşekkürler. Bana ben senin için geldim. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hocam sarıl sarıl. Anlatayım mı? Sarılırım. Ha? Kim? Sarılırım. Ha, sarıl sarıl. Sarılım. Bir şey yok Allah'a şükür, hastalığım yok. Tamam. Herkesin selamı var hocam. Hepinize merhaba. Köyden Tarsus bütün havası Esabi Kef'ten güzelliğini selamlar. Getirdim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Çok Esabi teşekkür ederim. Kef'in sabırını herkesten getirdim. Görüşmüş bak, görüyor musun? Herkesten görüşmüş, herkese şeyini bak, vermiş. Bak bak bak. Kimle görüşmüş? Ya Burak sen de. Nasıl, ne dediniz? Ben konuşacaksam ben konuşayım, abi. Sen konuş. Bir dakika abi. Konuşuyoruz. Ben konuşmayayım o zaman. Tamam, hepiniz abi. Konuşacaksınız. Bak, tamam. Yadigar söyle canım. O konuş. Ne oldu, niye böyle heyecanlısın? Ne oldu? Ben... Niye nefes nefes? İba ettim hayatımı, gençliğimi. 25 senedir. Hmm. 25 senedir tanıyorum arkadaşım. Evet, Pervin Hanım arkadaşın. Pervin değil, Hayriye Boz. Hayriye Boz tanıdım. Hayır, ben onu. Hayır, Pervin Hayriye Boz. Yok, benim adım. İkisini ben de kullan. Ben Hayriye Bacım dedim, Hayriye Ablam millet dedim. Millet hep tepki yapıyorum. Yıllarca. İsim kullanma. Benim yok, arkadaşlarım ikisini de yazdırdım diyor. Ben. Hayriye Boz. Biz onu Hayriye olarak Hayriye mi diyorsunuz? Evet, yani, hocalar, köyde hocam, Hayriye derler ama ekranda, Pervin Hayriye Boz. Yani oradaki tanıyanlar Hayriye Boz desin. Tamam, Hayriye deriz bundan tamam, sonra. Evet. İkisi de yok, oldu, fark etmiyor. Tepkiye gerek yok benim. Oradakiler tepki yapıyor. Ne? Hayriye, oradaki ben köylüler tepki yapıyor. Niye? Pervin olunca ne oluyor? Hayır. Bilmiyorlar Pervin olarak. Ben Hayriye olarak tanıdım görümcemi. Pervin olarak bilmiyorlar. Tamam, ben doğru de bilmem abla. Ya ona takılmayalım, ona takın. Ne alakası var? İsim değil derdimiz bizim. Hı? Arkadaşlarım bilmiyormuş. Tamam, tamam ya, canım benim. Tamam. Yadigar'cığım bir saniye, ben şunu merak ediyorum tatlım. Ben kayınbama bir şey olduğunu istemiyorum. Bir şey rica edebilir miyim? Karı koca konuştuğunuzu aynı anda konuşmayın. Yok, sıkıntı yok. Birbirinizi dinleyin, daha sağlıklı. Zaman zaman tabii tartışabilirsin. Medeni insanlar gibi tartışabiliriz. Sevgili Yadigar'cığım, önce bir getirdiğin yazma için çok teşekkür ederim. Hediye için sağ olasın. Senin için yaptım. Canım, çok teşekkür ederim. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Siz beraber, kayınbabanla beraber yaşıyorsunuz. O baş aşağıda bir evde yaşıyor, kendi evinde. Sen de orada yaşıyorsun. Nasıl baktınız? İyi bakmadığınızı söylüyorlar. İyi, senin kötü davrandığını söylüyorlar. Ben kötü davrandıysam ayaklarıma sızı indi, gidemedim. Hı. Ayak belden aşağı tutmadı. 3 aydır hastayım, arkadaşlarıma bağlanabilirim. Ama 20 yıldır yanındaymış. 20 yıldır bakmışım ben.
15 sene süper hocam, baktım. Hocam yemek yapardı, çocuklar götürürdü. Çocuklarıma yani. Dedim ben ayağım kalkmıyor. Yani bizler sızı ilgilenirdik indi, yani. Sızı. Ben ilgilenirdim, çocuklar ilgilenirdi. Sağ ayağım sızı peşlik zaten gibi şey bir yoktu, şey. Ayırt kayırt yoktu yani. Hayır. Onda ayırt kayırt var desinler yalan söylerler. Sen diyorsun ki ya da Pervin hangisini istiyorsun? Hangi, sen yok de, fark etmez. Ben Pervin dedim başından beri, Pervin gidi. İkisini de kullanıyorum. Şimdi sen diyorsun ki ama benim babama bakmadılar. Bakmadı. Kaç sefer inmiş aşağıya evini temizlemiş. Merve'nin 20 yıl neredeydi? Kaç sefer evine inmiş de evini temizlemiş. Çamaşırını yıkayıp kaç sefer evini süpürmüştüm. Kaç aydır? Söyler misin kardeşim sana? Neredeydi? Ben sana Allah'a kaç senedir hastaydı? Niye götürmedin? Kaç sefer evine indin? Niye götürmedin 20 yıldır? Bir gün götürüp evinde niye bakmadın? Biriniz konuşun, ben Yadigar'la konuşuyorum. Susmayın bir. Yadigar, kaç sefer evine indin de hayatım evini süpürdün sen? Görmüşsünüz ortamı. Şöyle yapalım. Bir dakika, bir sakin olun. Bana gelmedi diyorsun. Ben her hafta orada değil miydim? Bazen geliyordum, bazen her hafta gelmiyordum. Pandemi dolayısıyla nasıl gelebilirsin? Babaya nasıl zarar verebilirsin pandemi dolayısıyla? Çok gelmiyordum. Niye gelmedi diyorsun bana? Çok geliyor, ara ara geliyordum. En çok gelen ben değil miyim oraya? Zaten evlatlarımın içinde dedim, bu geliyor dedim. Gelenler gelsin bayramdan bayrama. Ama dün diyor ki ne hiç gelmedin bayramdan bayrama. En ara çok gelen ben değil miyim? Hayriye geldi. Görüneceğim bu gelirdi. Bir şey söyleyeceğim. Her hafta oradan. Yalan söyleme Allah'tan kork, yalan söyleme. Geç. Ara ara geliyordum. Ara ara. Ara ara geliyordum. Haftayı getiriyordum yani. Ya benim tek isteğim sizden. Bak seni 7 gün çağırdım ben. Babam düşmüş. O yaralar neydi ya kardeşim, ya çağırmadı de hadi. Sana her gün sabah 6.30'da telefon yarası etmedim. Çağırdınız ama çağırdınız ama bunlar bunlar beni devamlı Duran Bey'in fotoğrafını kaldır etti. Hakan. İki karı kocayı aynı kutularda gördüm. Babam vefat ettiğinde beni dinle. Öldükten sonra bunlar beni devamlı darbe etmeye geldi. Ya ben sorayım, sen cevap ver kardeşim. Onları vereceğiz. Yani beni hep şey yaptılar, huzursuz ettiler. Bir sakin olun. Ben sorayım, sen cevap ver. Babamı gömdükten sonra bir gün sonra yas yeri yapılacak. Sana alo dedim. Kardeşim rahat uyuyabildin mi dedim. Bir 5 dakika, yarım saatini bana ayır, gel bir konuşalım. Nasıl geleceğim, gelen giden var yas yerine. Babam beş büyük dakika, bir duranağa diye millet gelen giden kırılıyor. Gelsin 10 dakikalık çarşıya geliverin. Nasıl geleceğim, onu taziyeye geliyorlar, nasıl bırakıp geleceğim? Tamam, şöyle bir şey rica edebilir miyim? Şimdi anladığım kadarıyla aranızda bayağı bir tartışma konusu var. Evlat mı gelir, biz mi gideriz? Dur. Siz yaşadığın gel. Yere gelseniz de taziyeye. Niye? Belki ben de adım evde yasını gidelim yapıyorum. Bak Pervin, bir şey rica edeceğim. Bir dakika, biz sizin amacınız, şimdi zaman zaman, bir dakika Nobis. Sakin olun. Pervin rica edebilir miyim? Bir dakika lütfen. Şimdi daha önce de aile arasında, kardeşler arasında bazı sıkıntılar olmuş. Evet. Zaman zaman hesaplaşabilirsiniz. Ama ya ben bunlarla tamam, sıkıntım yok. Duran amcanın rahmetlinin hatta Duran dedenin şeyini merak ediyorum. Evet. Ölümünü merak ediyorum. Biz onun üzerinden gidelim. Evet. Daha önceki ama Yadigar diyor ki ben baktım diyor ona. Baktım, elimden bakmadım. Geldiği kadar baktım. Allah gökte ne aşağı indi, evini süpürdü. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Çamaşırını yıkadı. Şimdi Yadigar bir saniye. Mehmet gönderdi. Ama baban yedi mi yemedi. Tamam, Doğan Bey görmüş. Yadigar'cığım bir saniye, dün bir şey konuşup Doğan Bey görmüş. Baba gelmiş eve bakmış. Size bir şey anlatmış. Ne dedi, ne anlattı babanız rahmetli? Babam yeni hastalandığında, felç geçirdiğinde. Evet. Mehmet Nazif'in evinde kalıyordu. Bir gün bu sıkışmış, hani affedersin, tuvaletini yapacak. İshal olmuş. Aa, yazık ya. Dışarıya çıkmaya kavuşturamamış. Kavuşturamamış, orada bırakmış. Ölmeden ne kadar süre önce oluyor bu olay? Neyim bir sene, iki sene. Bayağı bir önce yani. Evet. O sırada Yadigar senin dövdüğünü söylüyor. O sırada Yadigar, sen bana bunu da mı yapacaktın? Ben senin bu yaştan sonra altını mı temizleyeceğim diye Yadigar dövmüş babamı. Sopayla yani dövmüş. Babam bizzat bana söyledi. Tamam, şimdi iftira, söylediniz. Babam bizzat söyledi. Vurduğu yeri bile Yadigar bizzat Allah'a. Mehmet Bey. Ne söylemedin? Yaptım, görüp de yalan söyledim. O zaman da yalan söylemedim, şimdi de yalan söylüyorum. Sen her zaman yalancı adamsın. Senin her tarafın yalan. Sen var ya, sen her şeyde yalan. Peki babamın vücudundaki yaralar nasıl oldu? Asla. Kim yaptı? Asla. Acil 112 geldi, çağırdık. Hepsini konuşacağız. Acil 112 mi yaptı? Tamam. Abdülmüttaki doktorlar mı yaptı? Doğan Bey, Mehmet Bey rica edebilir miyim? Bir yavaş yavaş gidelim, biz de meseleyi anlayalım. Ben sizi daha yeni gördüm. Siz de bir meseleyi anlayalım ama öncesinde diyor ki... ölmeden önce senin bir karın yanıt versin olur mu eşin? Ben ölmeden önce sopayla dövmüşsün öyle diyor. Dövdü mü dövmedin mi? Yaptıysam kaçıncı? Ben var ya, sen kaçıncı değil mi? Sen karını yaptın öyle. Ben hadi ya karıştırma itirayı. Orayı karımı. Özel hayata girme. Terbiyesizlik yapma beni. Babamı karıştırıyor. Yapma. Eşini karıştırma. Babamın ölüsü için geldim ben buraya. Ben de kayınbabamın ölüsü için geldim. O zaman buna konuş. Abla eğer onu bak Hürri yengem diye eltim var. Ama karıştırma onun özel hayatını. Yok onu karıştırmıyorum, o ayrı.
Benim kayınım. De kızışmış. Hayriye görümcem de kayınbabamı almış, getirmiş bahçeye koydu. Sen dövdün mü, dövmedin mi? Bana onu söyle. Kesinlikle Allah var ya. O ayrı bir konu ya Degen. O anlattığın ablam ayrı getirmiş. Bir konuydu. Hanım, buradan da bir seslenme yapmak istiyorum ben. Kime? Kime seslenme? Abime. Ha. Hangi abine? Küçüğü, abim. Şimdi nerede? O duranın oğlu değil mi o? Nerede hani? Bizler buradayız, nerede? Ben de diyorum buna. Herkes niye suçları size yıkıp yıkıp da böyle oldu? Ha? Böyle arayı karıştıran o işte. Tamam işte. Ona seslenmek istiyorum. Ona laf taşı, davet ediyorum. Bir sakin olun. Konuş işte. Burada her şeyi söyle. Sen de ortalığı karıştırdın. Beni darp ettiniz. Haklı konuşacak ki. Haklı konuşacak ki. Suçlu. Suçlu kim darp etti? Bunlar motor sattırdı bana. 9. noterde hepsi bunların darbettiler. Geleceğim, geleceğim. Hepsine geleceğim. O görüntülere geleceğim. Ben sana elimi kaldırıp da bir tiske vurdum mu? Vurmadıysan hepsini üstüme... Amca. Yok, diyeceğim ama konuşacak, suçlu cezasını çeksin. O ayrı bir konu. Tamam. Abla. Konuş. Beyler, bayanlar, bir saniye merak ediyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Açığa çıkaralım kardeşim, gelinim. Tamam mı? Hepimiz. Gelinimle değil. Gelinimle değil. Ya sus bir be. Sus bir. Karışma. Ben aynı onun için geldim ben. Orada onun için geldim. Zorda korkuyorum. Geldim abi. Beni içine de çıkarma kardeşimsin. Kardeşin ne? Ben sana hiçbir zaman suç yüklemek istemedim. Tamam mı? Yok suçum diyeceksin. Şurada oturan abini çağıracaksın. Senin suçlu olduğunu, sana nasıl yanaştığını anlatacaksın. Bir olayı konuşalım mı? Bir dakika, bir olayı konuşalım.